Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. TV8 izleyenleri günaydın. Ben klinik psikolog Elif Kaytan Öz. Bugün size uyku bozuklukları ve uyku hijyeninden bahsedeceğim. Hayatımızda en önemli şeylerden biri uyku. Çünkü vücudumuzun ve organlarımızın yenilendiği tek zaman aralığı uyku. Uykudayken bütün organlarımız, nasıl biz yıllık arabalarımızı bakıma götürüyorsak, o şekilde bir bakım durumuna giriyor. Uyku bizim hayatımızdaki en önemli şeylerden biri. Uyku bozukluğunun birçok sebebi vardır. Bunlardan biri stres, kaygı. Modern çağla birlikte bu daha fazla arttı. Bunun dışında bazen organik sebepler de olabiliyor. Herhangi bir hastalık, fiziksel hastalıklar, mesela huzursuz bacak sendromu bundan kaynaklı da olabilir. Çok sık da görüyoruz. Uyku ritmimizdeki bozukluklar, yani biyolojik saatimizin bozulması, ülke, şehir değişiklikleri ve yaşadığımız kaygıdan kaynaklı uykumuzun düzenli olmaması da uyku bozukluklarına sebep olur. Uyku bozukluklarının tabii ki de çözümü vardır. Uyku bozuklukları hepimizin farklı sebeplerden kaynaklı yaşadığı bir süreç olduğu için işte organik bir sebebi varsa, eğer gerçekten huzursuz bacak sendromu, migren vesaire bunun gibi hastalıklardan kaynaklı bunu yaşıyorsak, gerekli olan birime başvurup bu anlamda tedavi almak, bazen tıbbi destek, ilaçlar etkili olacaktır. Bazen olumsuz düşüncelerimizden kaynaklı psikolojik olarak kendimizi kötü hissetmemiz, kaygı ve stresin bolca olması da bizi uyku hijyeninin olmamasını sağlar. Stres yönetimi çok önemli. Çok fazla strese maruz kalıyoruz modern çağla birlikte. Bunun yönetimi için ne yapabiliriz? İşte bizim verdiğimiz bazı yöntemler var. Mindfulness'lar var, yoga var. Bunun dışında terapi bunun için bir öncelik sağlar bize. Nefes terapisi ödevleri veririz. Bunlar uyku hijyenini artıran şeylerdir. Bunun dışında da uyku hijyenini arttırmak için sağlıklı beslenmek, belirli saatlerde yatmak ve dikkat etmemiz gereken işte uyumadan önce sıvı alımını bırakmak, mavi ışıktan, teknolojiden uzak kalmak gibi yöntemlerle de aslında uyku hijyenimizi sağlayabiliriz. Yoğun olarak maruz kaldığımız iş hayatında veya dışarıdaki çevremizde stres, kaygı gibi etkenler çok fazlaysa gidip bir psikiyatristten veya bir psikologdan destek alarak bazen tıbbi tedaviyle dediğim gibi ilaç desteğiyle bazen terapiyle bunların üstesinden gelip uykumuzu daha derin ve daha dinlendiğimiz bir uyku haline getirebiliriz aslında. Uyku bozukluklarımız varsa kökenin ne olduğunu önce tespit ederek sonrasında bu alandaki uzmanla iletişime geçerek nöroloji olabilir, psikiyatri olabilir, bazen psikolog olabilir, bazen nefes terapisi olabilir. Eğer bu anlamda hayatımızı düzenlersek, stresin üstesinden gelebilirsek daha sağlıklı, daha derin bir uyku tamamlamış oluruz ve daha güzel bir hayat yaşarız. Haftaya görüşmek üzere. Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.